Merhabalar sevgili gençler. Bu videoda sizlere bir fonksiyonu artan azalanlık durumu ile türevi arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz. Fx AB kapalı aralığında türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere. Peki türevlenebilir olması ne anlama geliyordu fonksiyonun? Fonksiyonun bu aralıkta sürekli olduğu anlamına geliyordu. Yani hem tanımlı olması gerekiyor bu aralıkta hem de bu aralıktaki her noktada limitinin var olduğu anlamına geliyor. Sürekli olması da bu anlama geliyordu. İşte böyle bir şartımız varken yani türevlenebilirken benim fonksiyonum bu aralıktan alınan her nokta için yani x1 virgül x2 eleman AB için diyor. Eğer diyor x1 x2'den küçükse yani noktalardan biri diğerinden küçükse fx1 de küçüktür fx2'dir. Peki yani görüntüleri de birbirinden küçüktür. Yani nokta daha küçükse görüntü de daha küçüktür. Böyle bir şey varsa bu fonksiyonun artan olduğunu söylüyor. Şimdi bakın ben burada size iki tane artan fonksiyon grafiği çizdim. Beraberce bir inceleyelim. Bakın x1 burada. Fx1 burada, x2, fx2. Burası da aynı şekilde yerleştirilmiş. İki tane fonksiyonum var benim. Şöyle baktığım zaman bakın x1'ler, x'ler artıyor. X'ler artarken fx'ler de artıyor. Grafiğim şöyle yukarıya doğru bir ne yapıyor? Çıkış yapıyor. Yani grafiğin yönü, çıkış yönü daha doğrusu yukarı doğru. Çıkış yönü. Nereden itibaren her zaman ne taraftan yaklaşıyorum? Soldan geliyorum. Soldan gelirken fonksiyonun grafiğini takip edersem yukarı doğru bir çıkış olduğunu gördüm. Bakın burada da aynı şekilde. Benim x'lerim artarken fx'lerim de artıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Aynı bunun gibi düşünürsem ben. Şu şekilde eğer ben fonksiyonun grafiğini takip edersem yukarı doğru çıktığını yani yukarı doğru bir tırmanış olduğunu görüyorum. Bu fonksiyonun ne olduğunu anlamına geliyormuş, artan olduğunu anlamına geliyormuş. Eğer fonksiyonun grafiği yukarı doğru tırmanıyorsa bu fonksiyon artandır diyeceğiz. Şimdi bu artan fonksiyon. Peki bunun türevle bağlantısı nedir? Burası çok çok önemli gençler. Bunu herkes çok çok iyi bilecek. Eğer benim fonksiyonum bu şekilde yukarı doğru tırmanıyorsa fonksiyonumun grafiği yani artan bir fonksiyonsa ben diyeceğim ki bu fonksiyonun birinci türevi sıfırdan büyüktür. Çok çok önemli. Bunu hemen kafalarınıza da yazıyorsunuz. Bir yere not da alın mutlaka. Şimdi azalanlığın ne olduğuna bakalım beraberce. Yine aynı şekilde bir fx fonksiyonum var ve yine bir AB kapalı aralığında türevlenebilir olsun. Diyeceğim ki size bu AB kapalı aralığından aldığınız her nokta için eğer benim fonksiyonumdaki bu x1 x2'ler yani x1 x2'den küçükken fx1 büyüktür fx2 ise yani bak bunlar x'ler küçük yani tanım kümesinden aldığım x değerleri küçükken görüntü kümesinden alınan yani görüntüdeki elemanlar birbirinden büyük olacak. Yani ters olacak. Şununla ters olacak. x1 küçük x2 iken fx1 büyük fx2 ise f azalandır. Şimdi ben bunu bir grafik üzerine size göstereyim. Bakın burada benim bir x1 noktam var. Burada bir x2 noktam var. Yani x'ler ne oluyor? Dikkat ederseniz artıyor. Peki sonra bakıyorum x1'in karşılığı fx1 burada. Sonra fx2 geliyor. F'ler ne oluyor? Yani görüntüler ne oluyor? Azalıyor. Yani ikisinde de bakın burada artış vardı. Burada birinde artış, birinde azalış var. İşte böyle bir şey olursa ben fonksiyonuma ne diyorum? Azalıyor diyorum. Bakın şimdi grafiğinden takip edelim. Bu sefer de grafikten takip edelim. Grafiği hep nereden başlıyorum böyle okumaya? Soldan, bu taraftan başlıyorum. Yani şuradan, bu taraftan böyle geleceğim her zaman. Peki grafiğin buradan başladığını düşünürsem ben nasıl iniyor bakın. Grafiğin iniş tarafına bakın. Çiziliş yönüne bakın. Aşağı doğru bir iniş var. İşte bu aşağı doğru inen, grafiği aşağı doğru inen fonksiyonlara ben azalan fonksiyon diyeceğim. Bakın burada da aynı şey söz konusu. Burası x1 iken fx1 burası. Bakın x'ler artıyor. Ama f'ler yani fx'ler azalıyor. Peki gene ben fonksiyonum grafiğini böyle bir takip edecek olursam nereye doğru iniyor? Aşağı doğru iniyor. İşte grafik aşağı doğru inerse ben buna ne diyeceğim? Azalan fonksiyon diyeceğim. Grafik yukarı doğru çıkarsa artan fonksiyon, aşağı doğru inerse azalan fonksiyon diyeceğim. Şimdi bu sefer yine azalan fonksiyonla türev arasındaki bağlantıdan bahsedeceğiz gençler. Eğer fx azalan bir fonksiyonsa birinci türevi, bu çok önemli bir kez daha söylüyorum, sıfırdan büyüktür. Eğer, pardon ters söyledim, yanlış söyledim. Eğer fx azalan bir fonksiyonsa birinci türevi sıfırdan küçüktür. Eğer artan bir fonksiyonsa birinci türevi sıfırdan büyüktür. Bir soru üzerine bunu pekiştirelim. Bana bir fonksiyon vermiş.
üçüncü dereceden bir fonksiyon. Bu fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları bulunuz diyor. Bir fonksiyonun artan azalan olduğu aralıkları bulmam için birinci türevini bilmem gerekiyor. Ve birinci türevin işaretini incelemem gerekiyor. Eğer birinci türev, bakın biraz önce öğrendik, hem burada da bir tekrar etmek için olalım. Birinci türev eğer sıfırdan büyük ise ben diyeceğim ki f artandır. Eğer birinci türev sıfırdan küçükse ben diyeceğim ki f azalandır. Şimdi buna göre hemen birinci türevimi bulayım. Ne olur sevgili arkadaşlar? 3x kare türevini alıyorum. Eksi 10x eksi 8. Peki birinci türevin köklerini bulmalıyım ki ben işaretini inceleyebileyim. Dolayısıyla bunu ne yapmalıyım? Sıfır eşitlemeliyim. Hemen köklerini buluyorum. 3x'e x diyorum. 2'ye 4 desem hangisine 2 diyeyim? Buna 2 diyeyim, buna 4 diyeyim. Bakalım bir 6, buradan 4. Olmadı bu şekilde. O zaman ne yapayım? Şunu ben aşağı indireyim. Şunu yukarı çıkarayım. 12 negatif olması için ortanın bunu eksiyle çarpayım. Buradan ben diyeceğim ki şöyle bakıyorum denklemime. Yani 3x artı 2 eşittir 0 diyeceğim. Bir köküm eksi 2 bölü 3 olacak. Diğer köküm x eksi 4 eşittir 0 dersem diğer köküm 4 olacak. Burada ben ne yapacağım? İkinci dereceden bir eşitsizlik var burada değil mi? Onun işaretini inceleyeceğim. Peki hemen bir tablomuzu yapalım. Bu benim x'lerimden oluşuyor. Kökler, kimin kökleri gençler buradaki kökler bu arada? Birinci türevin kökleri. Yani ben burada ne yapıyorum? F üstü x'in işaretini inceliyorum. Kökleri yerleştirecek olursam eksi 2 bölü 3 derim. Buraya da 4 derim. Peki beraberce bakalım. Fonksiyonum şu. Bu fonksiyonun en sağında artı atmam gerektiğini biliyorum. Çünkü pozitif eksi artı diye yazıyorum. Şimdi bir fonksiyonun kendisiyle yani f ile ilgili yorumumuzu yapacağız. Şimdi birinci türevin işaretini yazdım buraya. Şimdi ben fx'in artan ve azalanlığı ile ilgili yorum yapacağım. Bakın size diyor ki fx diyor artı diyor. Yani bu ne demek istiyor? Fonksiyonda sen bunu çizdiğin zaman grafik yukarı doğru bir tırmanışta demek istiyor. Yani şu aralıkta fx ne olur? Artan olur. Peki burada eksi diyor. Bunun eksi olması ne demek? Sen bu grafiği çizdiğin zaman fonksiyon aşağı doğru olacak demek. Yani çizerken böyle bir aşağı doğru inecek demek. Peki o zaman bu ne anlama geliyor? Fonksiyonun şu aralıkta azalan olduğu anlamına geliyor. Burada yine artı olduğu için artan olduğu söylenebilir. Dolayısıyla bu bir sayı doğrusu olduğu için eksi sonsuz bu taraf artı sonsuz biliyorsunuz. Diyeceğim ki ben eksi sonsuz eksi 2 bölü 3 aralığında bir de nerede? 4 virgül artı sonsuz aralığında artan eksi 2 bölü 3 4 aralığında azalandır diyeceğim. Y eşittir fx fonksiyonunun eksi 2 virgül 6 aralığındaki grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangileri doğrudur? Peki ben fonksiyonun grafiğini eğer biliyorsam bu fonksiyonun şimdiye kadar öğrendiğim şeylere dayanarak bir artanlığı azalanlığı hakkında yorum yapabilirim. Bir de birinci türevinin işareti hakkında yorum yapabilirim. Şimdi bana diyor ki eksi 2 virgül eksi 2 kapalı aralık eksi 1 aralığında f üssü x sıfırdan büyüktür diyor. Sıfırdan büyük olması, birinci türevin sıfırdan büyük olması fonksiyonun artan olması anlamına gelir. Artan olmalı. Tabii artan mı değil mi şu anda bilmiyorum. Bir grafime bakmam lazım. Baktım eksi 2'den eksi 1'e doğru giderken fonksiyonum yukarı doğru tırmanıyor. Dolayısıyla bu aralıkta bu fonksiyon nedir sevgili arkadaşlar? Artandır. Yani bu ifade doğru bir ifade. Şimdi buna bakalım. 0-1 aralığında f üstü x sıfırdan küçük. Eğer sıfırdan küçükse fonksiyon ne olmalı? Azalan olmalı. Ama öyle mi bilmiyorum. Hemen bakıyorum. Sıfır noktası burası. Bir noktası burası. Burada benim fonksiyonum aşağı doğru iniyor. Yani bir azalma var. Dolayısıyla bu da doğru oldu. Bunu da kabul ettim. Şimdi bana diyor ki f üssü 1 sıfırdan büyük olmalı. Yani birinci türevin x eşittir 1 noktasındaki işaretinden bahsediyor. Eğer x eşittir 1'de fonksiyon artarsa, artansa x eşittir 1'de fonksiyon yani f diyelim şöyle artan ise doğrudur. Bakalım x eşittir 1 nerede? Burada. Peki fonksiyonum benim x eşittir 1'in olduğu yerde nereye doğru gidiyor gençler? Aşağı doğru iniyor. Görüyor musunuz? Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Yani artan değil azalan. Diyeceğim ki f azalan olduğundan bu yanlış oldu.
Şimdi 4'e bakalım. 4'ün olduğu yer neresi? Şurada. Değil mi gençler? Fonksiyonum yukarı doğru tırmanıyor. Yukarı doğru tırmanıyorsa birinci türevim 0'dan büyüktür. Yani f üssü 4 0'dan büyüktür. Bu ifade doğru oldu. Şimdi buna bakalım. Diyorum ki ben size her noktada yani verilen noktaların hepsinde fonksiyonun birinci türevinin işaretini bilebilirim eğer fx'i biliyorsam. O zaman bunların da işaretlerini bilebilirim. Bakalım bir karşılaştırma yapalım. Bunu bilebilecek miyiz? 1 bölü 2 diyor. 1 bölü 2 şurada bir yerde. Onun rengini farklı yapayım. 1 bölü 2 şurada bir yerde. Bu aradayken benim fonksiyonumun işareti hakkında ben bir yorum yapabilirim. Yani türevin işareti hakkında. Aşağı doğru bakın. Dolayısıyla bu kesinlikle azalan olduğu için, f azalan olduğu için birinci türevi bu noktada nedir gençler? Eksidir. Peki, eksi 3 bölü 2 noktası diyor. Eksi 3 bölü 2, 1,5 değil mi? Şurada. Benim bu aralıktaki fonksiyonum bakın nasıl yukarı doğru tırmanıyor. Yani artan fonksiyon. Yani bu noktada nedir bu? Artıdır. Eksi bir sayının artı bir sayıdan büyük olması mümkün olmadığı için bu da yanlış bir ifade. Şimdi fonksiyonun kendisinden bahsediyor. Bakın f0, f1 diyor. Burada türevdi. Burada fonksiyonun kendisinden bahsediyor. Bakın f0 aslında belli. Bakın x0 iken değil mi? f0 iken fonksiyonun karşılığı 2 oluyor. Yani bu ifade 2'ye eşit. f1 ne? Yani x yerine 1 yazarsam y'nin karşılığı ne oluyor? 0 oluyor. 2 0'dan büyüktür. Doğru bir ifade. Bu da oldu. Şimdi f4 çarpı f üssü 4. F üssü dediğimiz tabii birinci türev. Birinci türevin x eşittir 4'teki değerini soruyor bana. F4'e bakalım. F4 işaretinden bahsediyor bu arada. F4 negatif işaretli bakın. F4'e bakın. F4 y ekseninki karşılığı eksi. Yani burası eksi. F üssü 4 yukarı doğru çıktığı için benim fonksiyonum bu noktada nedir gençler? Fonksiyonumun türevi artıdır. Dolayısıyla bu çarpım nedir? Sıfırdan küçüktür. Yani bu da doğrudur. Yani 1, 2, 4, 6 ve 7 doğru ifadelerdir. Bu sefer de bana bir fonksiyonun türevinin grafiğini vermiş. Yani şekilde y f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diye bir sorun var. f(x) fonksiyonu -4, -5 aralığında artandır demiş. Şimdi ben burada fonksiyonun türevinin işaretiyle ilgili yorum yapabilirim. Değil mi gençler? Ve o türevinin işareti de bana neyle ilgili yorum sağlar? Fonksiyonun artan veya azalan olmasıyla ilgili yorum sağlar. Peki, şimdi -4 ile -5 aralığına bakalım. Pardon, +4 ile -5 arası. Burası 4 noktası. Burası 5 noktası. Evet, bu aralıktayken benim f üssü x'im nedir gençler? Bakın 0'ın altında burası 0 ya. Bu da benim y eksenim. Karşılığı negatif, küçük 0. O zaman benim f üssü bu aralıktaki şöyle diyeyim küçük 0 olduğundan yani negatif olduğundan f azalan. -4,5 aralığında f için ben ne diyeceğim? Azalan diyeceğim. Peki şimdi bu tarafa bakalım. Fx fonksiyonu -4,-3. -4 şurada bir yerde. -4,-3'te bakın türevin grafiği bu. Türevin grafiğinde f üssü x'im benim nedir? Şu aralık görüyorsunuz. Bu aralıkta benim f üssü x'im nedir? Sıfırdan küçüktür. Birinci türev sıfırdan küçükse gençler ben bu fonksiyon için ne diyeceğim? Azalan fonksiyon diyeceğim. Dolayısıyla bu doğru. Şuna yanlış demiştik. Yani burada artandır demişti. Ben burada azalan olduğunu bulmuştum. Şimdi burada üçüncüye bakalım. Bana diyor ki fx fonksiyonu daima azalandır. Şimdi daima azalan olması demek daima f üssü küçük 0 olmalı demek. Öyle mi? Bir kontrol edelim. Bakın şurası 0 noktası. Şurası fx'in 0'dan büyük olduğu yer. Hiç yukarı çıkmıyor görüyor musunuz? Yani her zaman 0'dan küçük. Dolayısıyla ben bu fonksiyon için ne derim? Daima azalan bir fonksiyondur derim. Şimdi madem bu bir azalan fonksiyon. Sonra bana bir şey demiş. f4 ile f6'yı karşılaştırmamı istemiş. Şimdi bu azalan bir fonksiyonsa bu benim yalnız dikkat edin bir daha söylüyorum. Türevimin grafiği. Fonksiyonumun grafiği hakkında sadece ben azalan olduğuyla ilgili bir yorum yapabilirim. Yani hep şöyle aşağı doğru kayıyor fonksiyonun grafiği. Mesela burada bir 4 noktası olsa 4'ün yanında bir f4 yani y değeri olsa şurada bir 6 noktası olsa 6'nın yanında da ne olacaktır? Bir f6 noktası olacaktır. Bakın şimdi bu bizim xy eksenimiz olsa fonksiyonun grafiği aşağı doğru iniyorsa ve bu bir fonksiyon azalansa burada ben ne derim? Mesela 4 küçüktür 6 iken evet f4
gerçekten de büyüktür f altı. Görüyor musunuz sevgili gençler? Çünkü bunun y eksenindeki karşılığı daha büyüktür. Sevgili gençler, bunun da doğru olduğunu söyledikten sonra sizlere diyorum ki iyi çalışmalar ve başarılar.